Merhaba, ben Doktor Göksel Altınışık Ergur. Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalındayım. Sizlere solunum fonksiyon testlerini anlatmak istiyorum. Sunumumda solunum fonksiyon testlerinin neden yapıldığını, nasıl yapıldığını ve nasıl yorumlandığını bulabilirsiniz. Sonunda örnek testleri değerlendirerek konuyu iyice pekiştirmek istiyorum. Rezeksiyon cerrahisinde solunum fonksiyon testlerinin rolünü ve preoperatif değerlendirmede nasıl kullandığımızı anlatacağım. Kısacık da PEFmetre'den bahsetmek istiyorum. Solunum fonksiyon testlerinin indikasyonlarına bakacak olursak, özellikle solunumsal semptomların nefes darlığı gibi akciğer kaynaklı olup olmadığını ortaya koymakta, yani solunumsal bir hastalığın varlığını göstermede, eğer bir hastalık söz konusuysa bunun obstrüktif ya da restriktif ayrımını yapmakta faydalıdır. Ayrıca sigara içenler ya da ailede akciğer hastalığı olanlar için yüksek riskli gruplar tanımlaması yapılabilir. Bu yüksek riskli kişilerin taranması sırasında hastalık saptanabilir ya da erken ortaya konmasıyla söz konusu risk ortadan kaldırılabilir. Bir takım meslekler solunumsal etkilenmeye açıktır. Bu riskli mesleklerde çalışanlarda etkinin izlenmesi, tanı konmuş hastalarda hastalığın seyrinin değerlendirilmesi, bu tedavi etkinliği açısından da olabilir. Doğal seyrin ortaya konması için de solunum fonksiyon testleri oldukça yararlıdır. Bir de cerrahi öncesi cerrahi uygunluk açısından hastaların değerlendirilmesi, ameliyat sonrası komplikasyonların önlenebilmesinde büyük yarar sağlamaktadır. Solunum fonksiyon testlerinde volüm ve akım bilgisi elde edilmektedir. Bir nefeste akciğere alınan hava ve verilen havanın miktarı, yine özellikle ekspirim sırasında hava verilirken hangi akım hızında çıktığı solunum fonksiyon testi parametreleri arasındadır. Akciğerlerin ve göğüs duvarının sertliği konusunda bilgi sahibi olabiliriz. Basit spirometre dışında difüzyon kapasitesini ölçen bir test vardır ve onun sayesinde parenkime ait bilgiye sahip olabiliriz. Onun dışında sorumlu etkeni saptamakta bronş provokasyon testlerinin katkısı olabilir. Nonspesifik bronş provokasyon testleri havayolu aşırı duyarlılığını ortaya koyarken bu aşırı duyarlılığı hangi etkenin yaptığını ortaya koyduğumuz spesifik testlerde mevcuttur. Aynı zamanda obstrüksiyon saptanan hastada bronkodilatöre yanıt olup olmadığı tedaviye verilen yanıt yine yakın ve uzun dönemde tetkik edilebilir. Solunum fonksiyon testinin nasıl yapıldığını öğrenmek için yapılışını izlemenin büyük katkısı vardır. Burada kısaca temel noktalara dikkat çekecek olursak, hastanın solunum fonksiyon testi yaptırırken bir ağızlıktan nefes vermesi ve bu sırada burnunun bir klips ile kapatılmış olması gerekir. Ağızdan nefes alıp verdiği sırada bir takım manevraları gerçekleştirmesini isteriz. Bütün bu sürecin öncesinde hastanın cinsiyeti, yaşı, boyu ve kilosu mutlaka cihaza işlenmelidir. Bu sayede o niteliklerdeki bir insanın beklenen değerlerini cihaz hesaplamakta ve hastanın ölçülen değerleriyle karşılaştırarak bize bir rapor sunmaktadır. Sonuçta daha uzun, daha kısa, daha şişman, daha genç, daha yaşlı, kadın, erkek olmak hepsi solunum fonksiyonlarını etkiler. Bu değerlendirmeyi kişinin beklenen değerinin yüzdesi olarak yapmak bu yüzden daha anlamlıdır. Alttaki e-mail adresi bir spirometri yapım manevrasını gösteren bir adres. Bunu internetten birçok yerden bulmak mümkün. Dediğim gibi solunum fonksiyon testi laboratuvarına giderek de izlemek olası. Kişinin değerleri girildikten sonra hastaya mutlaka işlem tarif edilir ve sonra da 3 kez test yapılıp en iyi değeri makinenin seçmesi sağlanır. Manevrada önce rahat nefes alıp verirken hastanın derin bir nefes alması istenir, sonra kuvvetle üflemesi ve üflemeye, nefes vermeye, ekspiryuma devam etmesi söylenir. Bu sırada ekrandan izlenen manevra testi yapan kişi tarafından hastanın yönlendirilmesini sağlar. Hem derin bir nefes alıp almadığı hem de kuvvetle verip nefesini sonuna kadar boşaltıp boşaltmadığı ekrandan izlenebilmektedir. Rahat nefes alıp verirken derin bir nefes alıp kuvvetli üfleyip sonuna kadar ekspirimi yaptıktan sonra derin bir nefes almasıyla işlem tamamlanır ve bu sayede yoruma olanak sağlayacak başarılı bir test yapılır. Testin uyumlu olup olmaması yine teknisyenin sorumluluğundadır.
Hastaya öğretilmiş olan bu testin başarıyla gerçekleşmesi sonucunda rapor ekrandan çıktısı alınarak doktora ulaştırılır. Sonuçta solunum fizyolojisi ile ilişkili ve fizyopatolojiyi ortaya koymak açısından önemli olan bir testten bahsediyoruz. Bu nedenle fizyolojinin temel bilgilerini anımsamak lazım. Test sırasında rahat nefes alıp vermesini sağladığımız dönemde tidal volümde bir solunum istiyoruz hastamızdan. Sonra derin bir nefes aldığında inspiratuar yedek volümü oluşturmasını, kuvvetle nefesini verirken tamamen boşaltabildiği kadar hava yollarını, akciğerlerini boşaltmasını istediğimizde de ekspiratuar yedek volüme ulaşmasını istiyoruz. Sonrasında yine rahat nefes alıp vermek söz konusu. Tidal volüm, inspiratuar yedek volüm, ekspiratuar yedek volüm bizim basit spirometride ele aldığımız volümlerden. Bir tek rezidüel volüm için ileri tetkik gerekli. Body plethysmography ile bakıyoruz. Sonuçta hava yollarında bir ekspiriyumla ne kadar zorlarsak zorlayalım çıkaramayacağımız bir volüm mevcuttur. Ve özellikle hava hapsi olan kişilerde rezidüel volümün arttığını biliyoruz. Rezidüel volümü ölçemediğimiz için basit spirometri bize total akciğer kapasitesini ölçmekte yararlı olmamaktadır. Bunun için de ek ileri incelemelere gerek olduğunu bir kez daha vurgulayalım. En az 2 volüm ve daha fazlasının bir arada olduğu toplandığı değer kapasiteleri karşılar. Akciğer kapasiteleri açısından bakacak olursak tidal volümle beraber inspiratuar yedek volüm, inspiratuar kapasiteyi, tidal volümle beraber inspiratuar yedek volüm ve ekspiratuar yedek volüm 3 volümün birleşmesi vital kapasiteyi karşılar. Eğer rezidüel volümü de buna eklersek vital kapasite ile rezidüel volümün toplamı total akciğer kapasitesini verecektir. Az önce söylediğim gibi basit spirometre dışında bir yöntem gerekir rezidüel volümü ortaya koymak için. Rezidüel volümle beraber ekspiratuar yedek volüm fonksiyonel yedek kapasiteyi oluşturur. Bu volümleri ve kapasiteleri bilmek bize solunum fonksiyon testini anlamakta son derece yardımcı olacaktır. Özellikle vital kapasite basit spirometri parametreleri içinde karşımıza sürekli çıkacak ve hem hastalık olup olmadığını hem de onun ne tip bir solunum fonksiyon bozukluğu olduğunu ortaya koymamıza yardımcı olacaktır. Normalde vital kapasite sağlıklı bir insanda force vital kapasite, zorlu vital kapasite ile aynıdır. Biz özellikle manevrayı yaptırırken, derin nefesten sonra kuvvetli bir ekspirim yaptırırken ekspirimi zorlamaktayız. Ve bu sayede vital kapasiteye yakın bir force vital kapasiteyi hava yolu erken kolapsı olanlarda da sağlamayı ummaktayız. Vital kapasitenin bizim hastaların obstrüksiyon ve restriksiyon değerlendirmesinde önemli bir veri olduğunu biraz sonra yorumlama yaparken göreceğiz. Şimdi bu temel bilgileri testimize uygulayalım. Buradaki düz çizginin altında kalan kısım inspirasyon, üstünde kalan kısım ekspirasyondur. Bu akım volüm eğrisi. Özellikle hastamızda testi yaptırırken manevrada bahsetmiştik. Tidal volümde rahat nefes alıp veriyordu. Birkaç kez hep aynı eğriyi çizene kadar bunun yapılması istenir. Sonra derin bir inspiriyum, ilk küçük inspiriyum halkası bunu karşılıyor. Total akciğer kapasitesine kadar derin inspiriyumla havayı alabilen hastamız kuvvetli bir ekspiriyumla bizim yönlendirmemizle ekspiriyumu devam ettirip ve artık bizim monitör üzerinde çıkaracak hava kalmadığını gördüğümüz ekspiriyum halkasının düz çizgiye ulaştığı noktada rezidüel volüme kadar olan havanın çıkarmasını bekliyoruz. Ve manevra rahat tidal volümde nefes alıp verirken derin bir inspiriyum bizim yönlendirmemizde kuvvetli bir ekspiriyum üfle 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 şeklinde rezidüel volüme kadar havayı boşaltmasını sağlamaktan sonra derin bir inspiriyumla sonlanıyor ve biz daha sonrasında hastanın beklenen değerleriyle test sırasında üflediği değerler arasındaki karşılaştırmayla hastalık var yok varsa da ne tip bir solunum fonksiyon bozukluğu var onun tanısını koyabiliyoruz. Cihazın bize verdiği iki eğri söz konusu. Birisi volüm zaman, öbürü akım volüm. Volüm zamanda kabul edilebilir bir solunum fonksiyon testi olması için en az 6 saniye ekspirim yaptığını görmek lazım. Özellikle zamandaki 6 noktasının üzerine geçen bir ekspiriyum
eğrisi volüm zaman eğrisinde görülmeli. Daha kısa sürede üflediyse vital kapasitenin doğru ölçülemediğini tahmin etmek hiç de zor değil. Akım volüm eğrisinde inspirium halkasının tam oluştuğu altta ve burada görülen ekspirium halkasında da böyle tek bir düzgün çizgi oluştuğunu görmek gerekir. Öksürerek, erken ekspirium sonlandırarak ya da arada nefes alarak biraz sonra göstereceğim kabul edilemez eğrileri gördüğümüzde diğer parametreleri hesaplamakla hiç uğraşmamak gerek. Hastaları baştan öğretmemizin, 3 kez yapıp en iyi değeri kabul etmemizin nedeni bu. Kabul edilebilir bir SI programı olmadıktan sonra hastalar hakkında yanlış tanı koymak ve kafa karışıklığına yol açmak mümkün. O yüzden kabul edilebilir eğriyi aklımızda tutmalı, ne durumlarda kabul edemeyeceğimizi de biraz sonra örneklerde öğrenmemizi öneriyorum. Evet, kabul edilebilir eğrinin gerçekten yeterli ekspirium eforunun yapıldığı ve sonuna kadar ekspiriumun tek seferde gerçekleştirildiği eğri olduğunu söylemiştim. Burada görüyoruz C eğrisinde olasılıkla öksürük nedeniyle ekspiriumun kesintiye uğradığı, tekrar inspirium yapılıp tekrar ekspirium yapıldığı birkaç eğrinin bir arada olduğunu görüyoruz. D eğrisinde mavi eğride en sonunda ekspiriyum sonlanmamış. Onun dışında A eğrisinde bir tereddütlü bir başlangıç var. Hafif ekspiriyum yapılıp sonra test tamamlanmış. Bu da kabul edilebilir bir eğri değil. Ve yine B eğrisi gerçekten ekspiriyum eforunun yapılmadığını, yani peak expiratory flow'a, zirve ekspirium akım hızına erişilmediğini gösteriyor. Testi kabul etmeyip tekrarlamak gerektiğine bir kez daha vurgu yapıyorum. Evet, cihaz birçok parametreyi hesaplayacak ve büyük bir rapor halinde verecektir. Ama bunlar içinde 5 tanesi birinci basamak bir hekim olarak hastalarımızı değerlendirdiğimizde solunum fonksiyon testine göre solunumsal bir hastalık olup olmadığını ve ne tür bir solunum fonksiyon testi bozukluğu olduğunu görmemizi sağlayacak. Vital kapasitenin zorlu vital kapasite olanı FVC, forse vital kapasite diye de ifade edilir. Bizim parametrelerimizden birisi F1, ekspiriumun birinci saniyesinde çıkarılan hava volümü. Bu iki değerin F1 bölü FVC şeklinde oranlanmışı. F25-75'te ekspiriumun ilk %25 ile %75 arasındaki akım hızı ortalamasını, PEF peak expiratory flow ekspirium zirve akım hızını gösterir. Her hasta için beklenen değer, ölçülen değer ve beklenenin yüzdesi önemli. F1 bölü FVC açısından normalde ekspiriumun birinci saniyesinde vital kapasitesinin %80-85'ini çıkarması gerekir bir sağlıklı insanın. O yüzden F1 bölü FVC'nin normali %80'in üzerinde kabul edilir. Eğer ekspiriumun birinci saniyesinde F1 olarak değerlendirdiğimiz parametre vital kapasitenin %80'in altında bir değer taşıyorsa, F1 bölü FVC %80'in altındaysa, bu durumda biz bir obstrüksiyon olduğunu, hava yollarının erken kollapsı nedeniyle hava çıkışının normal düzeyde olmadığını görüyoruz. Bu yüzden F1 bölü FVC obstrüksiyonda azalmış, restriksiyonda korunmuş olur. Çünkü restriksiyonda düşen değer vital kapasitedir. Akciğerlerin yeterince genişleyememesi nedeniyle restriksiyon, yani vital kapasitede düşüklük olur. Biz biraz sonra örnekler üzerinde bunu ayrıntılı olarak ve net şekilde öğreneceğiz. Evet, akım volüm eğrileri açısından en üstte solda normal bir akım volüm eğrisini, altta inspirium halkasını, üstte ekspirium halkasını tek parça halinde ve beklenen eğimlerde görüyoruz. Tam orta kısımdaki ağır obstrüksiyonda, özellikle ekspiriumda, bu PEF değerinin, yani peak expiratory flow'un daha azaldığını, yani ekspiriyum zirve akımına ulaşamadığını, ama onun dışında da ekspiriyum eğrisinin ucunda bir kuyruğun olduğunu görmenizi istiyorum. Bu kuyruk akım volüm eğrisinin kabul edilebilir nitelikte olduğunu düşündüğümüz bu eğride bir obstrüksiyona işaret etmektedir. Bunu daha sonra parametrelerle doğrulamak gerekir. Daha hafif bir obstrüksiyonda bu kuyruk daha küçüktür.
Sol alttaki eğride bunu görüyoruz. Her biri kabul edilebilir nitelikte. Restriksiyonda ise eğri normal eğrinin daha minyatürü, küçüğü şeklindedir. Ve yine kabul edilebilir bir eğride obstrüksiyonun o kuyruk işareti olmadan minyatür bir eğriyi görüyorsak o zaman restriksiyonu öncelikle düşünebiliriz ve dediğim gibi parametrelerden bu değerlendirmemizi doğrulamak gerekir. Normal obstrüktif ve restriktif eğrileri gördükten sonra yine akım volüm eğrisinde dikkatimizi çekmesi gereken çok önemli bir bulguya işaret etmek istiyorum. İnspirium eğrisinde bir basıklık varsa burada söz konusu olan sorun toraks dışı üst hava yollarında bir darlıktır. Özellikle toraks içinde, pleura içindeki negatif basınç sayesinde inspirium sırasında hava yolları genişleyebilirken toraks dışındaki hava yolları atmosferik basıncın etkisinde olduğu için oradaki bir darlık inspiriumda çok da genişleyemeyebilir. Bu yüzden tabii ki darlığın derecesine bağlı inspirium eğrisinde böyle bir dikdörtgen tarzında basıklık görülebilir. İlk eğrimizde hem inspirium hem ekspirium eğrisinin basık olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Böyle bir dikdörtgen şeklinde alıştığımız eğriden çok farklı. Bu durumda sabit bir üst solunum yolu darlığı vardır. Toraks dışı üst hava yollarında sabit. Yani trakea tümörü olabilir, granülasyon dokusu nedeniyle trakeanın daraldığı, bilateral kordvokallerin paralitik olduğu bir durum. Nefes darlığı yaşayan ve astım gibi tedavi edilip tedaviye yanıt vermediği için ileri tetkik yapılan bazı hastalarda üst hava yollarındaki bu darlığı görüyoruz. Trakea tümörünü darlığını erken dönemde saptamak çok önemlidir. Cerrahi gereksinimi olduğunda zor bir cerrahisi olan trakea ana hava yolu olarak bu darlıktan yaşamsal anlamda hastalarımızın çok olumsuz etkilenmesine yol açar. Özellikle akım volüm eğrisinde üst hava yollarında bir darlık olduğunu düşünecek inspirium eğrisi basıklığı gördüğümüzde bir kulak burun boğaz bakısını istemeliyiz. İkinci eğride yine inspirium halkasında basıklık olsa da ekspirium halkasını normal görüyoruz. Burada da değişken üst hava yolu darlığı söz konusudur. Yine toraks dışındaki üst hava yollarından bahsediyorum. Kordvokal paralizisi, trakeomalezi gibi inspiriumda genişleyemeyen ama ekspiriumu rahatlıkla yapabilen hastalarda bu eğriyi görüyoruz. Akım volüm eğrisi gördüğünüz gibi bize ilk bakışta hem testin kabul edilebilirliği açısından hem de temel patolojinin ne olabileceğini öngörmek açısından çok katkı sağlamaktadır. Evet, gelelim F1, FVC, F1 bölü FVC başta olmak üzere testi nasıl değerlendireceğimize. Akım volüm eğrisinde kabul edilebilir bir test olduğunu gördükten sonra ilk olarak baktığımız parametre F1 bölü FVC olmalıdır. F1 bölü FVC yani ekspirimin birinci saniyesinde havanın %80'inin çıkarılması gerekir oranlaması açısından F1 bölü FVC beklenenin yüzdesi değil ölçülen değer olarak ele alınmalıdır. %80'in üzerinde ise bu değer normaldir ya da restriksiyon olabilir. Restriksiyonu ortaya koyan parametremiz de FVC'ydi. FVC de normalse yani beklenenin %80 ve üzerindeki bir değer varsa burada bir solunum fonksiyon bozukluğu yoktur. F1 bölü FVC %80'in üzerindeyken FVC beklenenin %80'in altındaysa restriksiyon söz konusudur. Bunun diğer kolunda F1 bölü FVC %80'in altında gördüysek solunumsal bir sorun yani obstrüksiyon olduğu düşünülür. F1'in ne kadar düşük olduğuyla derecesi belirlenmektedir. Bazen F1 henüz beklenen %80'in altına düşmemişken FEV 25-75 yani ekspiriyum ortası akım hızı beklenenin %50'sinin altındaysa erken bir obstrüksiyonu gösterebilmektedir. Obstrüksiyon dediğimiz F1 bölü FVC'nin %80'in altında olduğu durumlarda yine de FVC'ye bakıyoruz. Eğer FVC normalse beklenenin %80'in üzerinde ise saf obstrüksiyon söz konusudur. Ama obstrüksiyonu kimi zaman restriksiyon eşlik eder. O durumda da FVC beklenenin %80'in altındadır. Ve akciğer volümleriyle bu durumu doğrulamamız gerekir. F1 bölü FVC normal ya da artmışsa bu kişi normal olabilir, restriksiyon olabilir. F1 bölü FVC %80'in altındaysa o zaman obstrüksiyon aklımıza getirmeliyiz. Bu bizim testi yorumlarken en temel hareket noktamız olacak. Test örneklerinde
pekişeceğine inanıyorum. F1 bölü FVC'nin normal değerinin %80 olduğunu söylemiştik. Koah tanısı için burada bir istisna söz konusu. %80'in altındaki F1 bölü FVC her hastaya koah tanısı konduğunda beklenenin çok üzerinde olması gerekenden fazla hastayı koah tanısıyla adlandıracağımız görüldüğü için F1 bölü FVC'nin koah tanısı için kesme değeri %70 olarak ele alınmıştır. Ve F1 bölü FVC'si %70'in altında olan hastaları koah olarak değerlendiriyoruz. Koahın ağırlığı F1'in düşüklüğüyle belirlenir. Dünya Sağlık Örgütü açısından Gold, ERS Avrupa Solunum Derneği, ATS Amerikan Toraks Derneği, BTS İngiliz Toraks Derneği. Daha çok biz Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmesi üzerinden şiddet açısından sınıflıyoruz koahı. Eğer F1 bölü FVC %70'in altındaysa F1'e bakıyoruz. F1 beklenenin %80'inin üzerindeyse hafif koah. F1 beklenenin %50'si ile 80'i arasındaysa orta derecede koah. F1 beklenenin %30'u ile 50'si arasındaysa ileri derecede koah. Ve F1 %30'un beklenenin %30'un altındaysa çok ileri derecede koah tanısı koyuyoruz. Yani F1 bölü FVC %70'in altında. F1'i %80, beklenenin %80'in üzerinde hafif, beklenenin %50-80 arasında orta, beklenenin %30-50 arasında ileri ve beklenenin %30'un altındaysa çok ileri derecede koah olduğunu söylüyoruz hastalarımızın. Koah da basit spirometrenin çok önemli katkısı vardır. Koah kronik obstrüktif akciğer hastalığı, o obstrüksiyona denk gelir ve koah diyebilmemiz için mutlaka obstrüksiyonu göstermemiz gerekir. Sadece klinik yeterli değildir. Az önce de belirttiğim gibi F1 bölü FVC'ye baktığımızda %70'in altında olduğunu gördüğümüzde solunum fonksiyon testine göre obstrüksiyon olduğunu söylüyoruz. Ve koahın ağırlığı hafif, orta, ağır, çok ağır şekilde değerlendiriliyor. Bunu da F1'in beklenenin yüzdesi değerinde 80, 50, 80, 30, 50 ve 30'un altı olarak değerlendirip koahın ağırlığını ortaya koyuyoruz. Şimdi bu anlattıklarımla ilgili örnek testler üzerinden yorum yapma zamanı. Evet, ilk testimiz akım volüm eğrisine bakıyoruz. Kabul edilebilir bir test. Eksperiyum halkasının ucunda küçük bir kuyruk var. Obstrüksiyon olabileceğini düşünüyorum. Ama parametrelerimi değerlendirerek bu konuda haklı mıyım bakıyoruz. F1 bölü FVC'de ölçülen değere baktığımızı söylemiştim. Bu bir oran olduğu için %55, %80'in altı patolojik ama %70'in altına koah diyebiliyoruz. F1 bölü FVC'si %70'in altında olduğu için koah düşündüğümüz bu hastada obstrüksiyonun ağırlığına bakmak için F1'in beklenenin yüzdesi değerini ele alıyoruz. %73, 80'in altında, yani orta derecede bir obstrüksiyon var. Beraberinde restriksiyon eşlik ediyor mu diye FVC'ye bakıyoruz ve o da beklenenin %80'in üzerinde %93, yani restriksiyon eşlik etmiyor. F25-75 küçük hava yollarını gösteren bir parametre, beklenenin %50'sinin üstünde olmalı demiştik. Erken obstrüksiyonu göstermek için de kullandığımız bir parametreydi. Dolaylı bir gösterge ve F25-75'in %50'nin altında olması, beklenenin %50'sinin altında olması bizim için küçük hava yollarında işin içine girdiğini, ki yine koahta özellikle amfizem eşlik ediyorsa küçük hava yollarının işin içinde olmaması mümkün değil. PEF daha çok astım için değerlendirdiğimiz bir büyük hava yolları obstrüksiyonunu gösteren değer. Burada %80'in üzerinde olması PEF'in normal olduğunu gösteriyor. Sonuçta hastamızda orta obstrüksiyon saptadık. İkinci testimizde yine akım volüm eğrisine bakıyoruz. Normal, değerlendirilebilir, kabul edilebilir bir solunum fonksiyon testi olduğunu görüyoruz. Özellikle inspirim ve ekspirim halkasını inceleyerek. Bu arada bakıyoruz ki normal bir eğriye daha yakın obstrüksiyon düşündürecek bir kuyruk yok. F1 bölü FVC ölçülen olarak %81, yani normalin üzerinde, normal değerde. Ya bu kişi solunum fonksiyon bozukluğu yaşamıyor ya da restriksiyon olabilir diye düşünüyoruz. Bunun için F1 bölü FVC'si normal olan kişilerde önce FVC'ye bakıyoruz. FVC beklenenin %85'i, yani normal. Bu durumda restriksiyon yok.
Obstrüksiyon zaten yoktu. Erken bir obstrüksiyon var mı diye PEF-25-75'e bakıyoruz. %50'nin üzerinde o da normal. PEF değeri de normal %80 üzerinde %109. Bu durumda normal bir solunum fonksiyon testi sonucuyla karşı karşıyayız. Testimiz normal. İlk iş yine akım volüm eğrisine bakmakta. Burada eksperiyum sırasında iki eğriyi arka arkaya görüyoruz. Yani hasta tam eksperiyumu tamamlamadan tekrar bir inspiriyum yapıp yeniden eksperiyumu yapmış. Böyle bir değerlendirilemez eğri var. Eğer akım volüm eğrisindeki bu kabul edilemez özelliği fark etmez de yukarıdaki parametrelerle sadece değerlendirirsek P1 bölü FVC %52 ile obstrüksiyon, P1'i orta derecede %80'in altında olduğu için %74 ile orta obstrüksiyon diye değerlendireceğiz. Eşlik eden restriksiyon yok diyeceğiz. FVC %103 görünce küçük hava yolları %40 ile PEF-25-75 %50'nin altında. PEF de etkilenmiş büyük hava yollarında astımla beraber olabilecek bir KOAH'ı düşündürecek tablo olduğunu düşüneceğiz ve büyük ihtimalle bu hastamıza tedavi başlayacağız. Oysa eğrinin kabul edilemez olduğunu ilk fark ettiğimizde mutlaka bu testin tekrarlanmasını istemeliyiz. Sonuçlar tamamen normal bile çıkabilir. Evet, bir sonraki testimizde akım volüm eğrisi kabul edilebilir bir test olduğunu gösteriyor ve eksperiyum halkasının sonundaki küçük kuyruk bize obstrüksiyon olabileceğini düşündürüyor. Aynı zamanda eksperiyum halkasının biraz daha basık olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakalım haklı mıyız? F1 bölü FVC %50. Evet, hem %80'in altında obstrüksiyon var hem de %70'in altında KOAH deme sınırını da aşmış. F1 beklenen %28'i obstrüksiyonu saptadıktan sonra derecesi için F1'e bakıyorduk. %30'un altında çok ağır derecede bir KOAH var. FVC bekleneni %40'ı %80'in altında, yani restriksiyon da eşlik ediyor. Hem çok ağır bir obstrüksiyon hem de restriksiyon bir arada. Küçük hava yolları zaten PEF-25-75'in %9 olmasıyla ileri derecede etkilenmiş ve PEF de tabii ki bu durumda %80 normal olan değerin beklenen %80'in altında bir değer içermekte. Yani obstrüksiyon burada söz konusu. Bu durumda hastamız çok ağır obstrüksiyon eşlik eden restriksiyon açısından da mutlaka volümlerle değerler. Bir sonraki eğrimize bakınca küçük bir kuyruğu eksperim halkasında görerek acaba hafif bir obstrüksiyon var mı diyoruz. F1 bölü FVC'si %69, %80'in altında ve hemen 70'in azıcık altında. Oysa F1 beklenenin %100'ü olarak değerlendirilmiş. Yani hafif bir obstrüksiyon var. Restriksiyon buna eşlik etmiyor. FVC'si beklenenin %101'i olduğu için. PEF-25-75 beklenen %50'sinin altında, yani beklenen %40'ı, küçük hava yolları da işin içinde. Burada hafif erken derecede, erken dönemde küçük hava yollarında işin içinde olduğu bir obstrüksiyon söz konusu. Evet, bu testimizde kabul edilebilir. Bu sefer eksperim halkasındaki o küçük kuyruk oldukça belirgin. Ağır bir obstrüksiyon olabileceğini düşünüyoruz. F1 bölü FVC az önceki gibi %69, fakat bu sefer obstrüksiyon F1'in beklenen %36'sı olmasıyla ağır düzeyde. Eşlik eden bir restriksiyon için FVC'ye bakıyoruz. Beklenen %83'ü, restriksiyon yok. PEF-25-75'te küçük hava yolları beklenen %50'nin altında %40'la, küçük hava yolları da işin içinde, ağır derecede bir obstrüksiyon var. Yine PEF normal düzeyde. Evet, bu eğriyi hatırladınız sanırım. Kabul edilebilir bir eğri ve restriksiyon söz konusu. Bakalım, değerlendirelim. F1 bölü FVC'si %85. Ölçülen değere bakıyorduk. Normal. Bu durumda ya solunum fonksiyon bozukluğu yok ya da restriksiyon var. FVC ile bunu yanıtlayabiliriz. FVC beklenen %63'ü, yani azalmış bir FVC'si var. Bu durumda restriktif bir bozukluğu gösterdik. F1'i beklenen %70'i, restriksiyon varken bir parça F1'in azalması doğal. PEF-25-75 küçük hava yollarını gösteren değer beklenen %50'sinin üzerinde %109. Bu durumda bir
Restriksiyon söz konusu, beraberinde obstrüksiyon eşlik etmiyor. Restriksiyonun doğrulaması total akciğer kapasitesinin düştüğünü göstermekle mümkün. Bir sonraki testimize bakalım. Burada da akım volüm eğrisini değerlendirdiğimizde hem inspirium hem ekspirium eğrilerinin basık olduğunu görüyoruz. Hatırlayalım. Toraks dışı üst hava yollarında sabit darlık olduğunda görülebilen eğriydi bu. Peki yukarıdaki değerlendirmeyi yaparsak parametrelere bakıp V1 bölü FVC'si %63. Demek ki obstrüksiyon var ve KOAS sınırının altında, %70'in altında. F1 ile bunun derecesine bakalım. %83, beklenen %83'ü F1 ile hafif derecede KOAH diyebiliriz. FVC normal, beklenenin %103'ü. F25-75 küçük hava yollarını gösteriyordu. Beklenenin %51'i ve PEF de ekspiriyum zirve akım hızı beklenenin %38'i oldukça düşük. Burada KOAH var. Hafif düzeyde astım eşlik edebiliyor gibi yorum yapılabilir. Oysa akım volüm eğrisi bize toraks dışı üst hava yollarında sabit bir darlık olduğunu gösteriyor. Bu belki bir trakea tümörü, belki trakeada bir granülasyon dokusu nedeniyle darlık olması. Bu yüzden mutlaka dikkat etmek gerekir. Yeni örneğimizde de akım volüm eğrisinde bir konu dikkatimizi çekiyor. İnspirium eğrisindeki basıklık, ekspirium eğrisinin normal olması. Toraks dışı üst hava yollarında değişken darlık olduğunda, yani kordokal paralizisi, trakeomalezi gibi sabit tıkayıcı bir darlık olmadığında gördüğümüz bir akım volüm eğrisiydi bu. Eğer bunu gözden kaçırırsak, solunum fonksiyon testi parametrelerine bakınca F1 bölü FVC'nin %80 ile normal olduğunu, restriksiyon açısından da FVC'nin beklenen %95 olmasıyla restriksiyonun olmadığını söyleriz. Küçük hava yolları %83, beklenen %83'ü ile F25-75 küçük hava yollarında etkilenmediğini söylüyor. Normal bir solunum fonksiyon testi var. Solunum sıkıntısını açıklayacak bir solunum sistemi patolojisi yok deriz. Oysa kulak burun boğazda mutlaka bu hastalara direkt bakımın yaptırılması gerekli. Değişken üst hava yolu darlığı tanısı alabilmeleri için. Evet, akım volüm eğrisinde gözlerimiz artık iyice alıştı. Ekspiriyumun sonundaki kuyruk şeklindeki görüntü obstrüksiyonu düşündürüyor ve parametreler bunun kanıtı. F1 bölü FVC %48 ile %70'in de altında oluşuyla KOAH düşündürecek derecede obstrüktif. F1 ile bunun derecesine baktığımızda beklenen %68'i orta derecede bir obstrüksiyon var. FVC %96, beklenen %96'sıyla restriksiyonu eşlik etmiyor diye not edebiliriz bir kenara. Küçük hava yolları F25-75 beklenen %18'i ile %50'nin altında işin içine katılmış. Ve PEF normal %80, beklenen %80'i olan değere yakın değerde. Yani burada da orta derecede bir obstrüksiyon söz konusu. Bir sonraki örnek akım volüm eğrisinin uyumsuzluğu gösteren yönüyle değerlendirilemez nitelikte. Eğer bu dikkatimizi çekmez ve parametrelere bakacak olursak, burada da yine %70'in altında F1 bölü FVC ile %61 KOAH deyip ağırlığını da F1'den beklenenin %49'u ağır derecede bir KOAH söz konusu diye ifade edebiliriz. Beraberinde FVC'nin beklenen %56'sı olması üzerine restriksiyon da var diye yorum yapabiliriz. Oysa değerlendirilemez bir eğriyle karşı karşıyayız. Yani test yinelenmeli. Bir sonraki testte ağır bir obstrüksiyon olduğunu görmek mümkün. Gerçekten de F1 bölü FVC'si %41, F1 beklenen %49'u. Bu hastada ağır bir obstrüksiyon söz konusu. Derslerde bu fotoğrafı göstererek bu fotoğraftaki 7 yanlışı bulun diyorum. Özellikle ilk dikkati çeken ağızlığın devamındaki o hava boşluğunun hastanın küçük parmağıyla kapatılmış olması, bir de burunda klipsin olmaması. Bunlar gerçekten önemli. Hem havanın bir dirençle karşılaşmadan dışarı verilebilmesi,
Ve aynı zamanda burundan kaçak olmaması için burunda da klips olması önemli. Doktorumuz olasılıkla daha sonra kafasını kaldırıp hastanın bu durumuna bakacaktır. Ama özellikle verileri girmek işin önemli bir kısmı iken hastanın uyumunu değerlendirmek de bir diğer kısmı. O yüzden doktorun hastasının bu durumda testi yapacak olduğuna dikkat etmesi gerçekten büyük önem taşımaktadır. Solunum fonksiyon testiyle tedaviye yanıt değerlendirmesi de yapabiliyorduk. Özellikle kısa reversibilite testi, bronkodilatör uygulandıktan sonra solunum fonksiyon testlerinde düzenli olup olmadığını göstermekte. Erken reversibilite testi diyoruz buna. Bronkodilatör öncesi solunum fonksiyon testi yapılıyor. Prebronkodilatör diye ifade edilen bu testin ardından hastaya kısa etkili bronkodilatör inhale ettirilip bir protokol çerçevesinde 20 dakika sonra ikinci bir test yapılıyor ve özellikle F1'de mutlak değer olarak 200 mililitre ya da yüzde olarak %12 ve %15 artış olması KOAH ve astım için farklı parametreler var bizim için önemli. PEF değerindeki reversibiliteyi de yine astım açısından kullanıyoruz. Kısa etkili bronkodilatörle 20 dakikada solunum fonksiyon testinde düzelme olması hastanın reversibil bir hava yolu obstrüksiyonu olduğunu gösterir. Solunum fonksiyon testinin başta normal olanlarda reversibilite testinin yapılması gerekli değildir. Ayrıca geç reversibilite testi de hastalara 4-6 hafta uygun tedavinin verilmesinden sonra solunum fonksiyon testinin tekrarlanması ve düzelme olup olmadığının değerlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Astımda reversibil hava yolu obstrüksiyonu varken KOAH'ın astımdan ayrılan kısmı hava yolu obstrüksiyonunun reversibil olmamasıdır. KOAH'lı hastaların %5 kadarında reversibiliteyi görebiliyoruz. Bu da akılda bir istisna olarak bulunmalı. KOAH'ta spirometrinin yeri hastanın tanısını koymakta. F1 bölü FVC %70'in altındaysa KOAH'ın karşılayacak derecede hava yolu obstrüksiyonu vardır diyorduk. KOAH'a göre şiddeti tayin ediyoruz. Ve bu da F1'in beklenen yüzdesi değerinin hangi aralıkta olduğuna göre hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak oluyordu. Spirometri KOAH'ta izlem ve prognozun tayinini özellikle F1 ne kadar düşükse prognozun o kadar kötü olacağını tahmin ediyoruz. Yine tedavinin etkinliğini spirometri ile takip ediyoruz. Düzelme varsa bu tedavinin etkin olduğunu düşündürüyor ya da en azından kaybı durdurabiliyor isek bu da bir başarı. Yıllık F1 takibinde yıllık kaybın ne kadar olduğunu bilmek prognoz açısından bize önemli bir veri sağlıyor. Solunum fonksiyonları kısıtlı kişilerde akciğer cerrahisine karar verirken çok dikkatli olmak gerekli. Rezeksiyon cerrahisinde ameliyat öncesi solunum fonksiyonları yeterli olmayan hastalar ameliyat sonrası dönemde ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabilir. Bunun için F1 bize önemli bir katkı sağlıyor. Hem ölçülen hem beklenen yüzdesi olarak değerlendiriyoruz. Eğer F1 2 litrenin üzerinde ise bir akciğerin alınmasını, 1,5 litrenin üzerinde ise bir lobun alınmasını güvenli olarak değerlendiriyoruz. F1 beklenen %80'in üzerinde ise pnömonektomi dediğimiz bir akciğerin alınması ameliyatı güvenli yapılabilir. Karbonmonoksit difüzyon testi de beklenen yüzdesi olarak yine eğer %80'in üzerinde ise pnömonektominin güvenli olduğu bilgisini bize verir. Akciğer rezeksiyon cerrahisi uygulaması dışında da genel bütün operasyonlardan önce solunum fonksiyonları açısından özellikle tanısı olan ya da riskli grupta olan hastalara bakmak gerekir. F1 ve FVC beklenen %50'sinin altındaysa, F1'i 800 mililitrenin altındaysa, hastanın hiperkapnisi yani karbondioksit parsiyel basıncının arterde yüksek olduğunu görüyorsak, arteriyel oksijen parsiyel basıncı düşükse yani hipoksemisi varsa bu hastalarda ameliyat sonrası solunumsal komplikasyon riskinin yüksek olduğu konusunda hem cerrahı hem anestezi ekibini bilgilendirmek gerekir. Evet, basit spirometre ile yapılan testin içinde bir takım parametrelerden bahsettik. Bunlardan birisi PEF'ti, Peak Expiratory Flow. Sadece bu parametreyi PEFmetre denen bir cihazla son derece kolay ve taşınabilir nitelikte her alanda uygulayabiliriz. Hava yolu obstrüksiyonunun gösterilemediği durumlarda, örneğin meslek astımında iş yerinde hava yolu obstrüksiyonu oluyor ve tatil zamanlarında daha iyiyse hasta, iş ortamında ve evde tatil zamanlarında PEF ölçümü yaparak ya da astım nedeniyle takip edilen bir hastanın atak sırasında PEF değerinin ne kadar düştüğünü görerek
gerçekten anlamlı klinik bilgiler alabiliyoruz. PEF değişkenliği normalde sabah akşam ölçülende %10'un altındadır. Sabahları daha düşük olur. %20'nin üzerinde ise astım düşünmek mümkün. Bunu da düzenli sabah akşam ölçümleri yaptığımız hastada günlük değişkenliği saptarken en yüksek PEF, ondan en düşük PEF'in çıkarılması ve her ikisinin toplamıyla ortalama değerinin alınması, ortalamanın içinde fark yüzde olarak değerlendirildiğinde bize PEF değişkenliğini verir. Evet, burada Venn diyagramında kronik bronşit, amfizem ve astım hastalarında birbiri içine geçmiş klinik bulgular olabileceğini görüyoruz. Bir astım hastası aynı zamanda bol öksürük ve balgam yakınmasıyla kronik bronşit özellikleri gösterebileceği gibi yine radyolojik olarak astım hastasında amfizem görülebilir. Amfizemi olan bir hasta klinik olarak ataklarla seyreden solunum sıkıntısı ile astım bileşenini de içerebilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim KOAH diyebilmek için bu iç içe geçen kronik bronşit ve amfizem olguları içinde sadece pür kronik bronşit, sadece pür amfizem olanlarından ancak hava yolu obstrüksiyonu gösterdiklerimizi KOAH olarak adlandırabilmemiz bir hastada hava yolu obstrüksiyonunu gösterebilmek için mutlaka basit spirometri elimizde olmalı. Bu birinci basamakta da uygulanabilir bir test haline gelmeli. Böylece KOAH astım hastalarını birbirinden ayırmak mümkün. Astımın hava yolu obstrüksiyonunun geri dönüşlü olduğunu, KOAH'ta ise bu geri dönüşlülüğü sıklıkla görmediğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Böylece bir özet yapmak belki de anlamlı olur diye bu Venn diyagramı sizlerle paylaştım. Evet, 40 dakika kadar süren bu dersimizin sonunda gerçekten zorlu bir düşmanımızın, onun da güçlü bir antrenörünün karşısında oldukça da hırpalanmış hastalarımıza yardım etmeye çalıştığımızı, bunun için de solunum fonksiyon testinde henüz ciddi kayıplar ortaya çıkmadan erken saptanmış yüksek riskli hastalarda özellikle en temel etken olan sigaranın bırakılması konusunda yardımcı olmak ve ilaç tedavisini hak ettiği şekilde, hak ettiği düzende kullanması konusunda hastalarımızı bilgilendirmek bize düşüyor. Özellikle bu konuda vurgu yapmak istediğim hiçbir ilaç tedavisi F1'deki yıllık kaybı sigarayı bırakmak kadar yavaşlatmıyor. Bunu bilerek hastalarımıza yaklaşmamız ve onlara koruyucu hekimlik anlamında sigaradan hem aktif hem pasif içicilikten uzak durmaları, onun dışında da sağlıklı yaşam önerilerini yerine getirmeleri konusunda bilgi vermemiz, her aşamasında destek olmamız gerekli. İleride hastalarınızın izleminde hepinize başarılar diliyorum.